Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyansın amuyan derin uykudan. Kemaliyeliyiz. Doğma büyüme Kemaliye. Eğin, eski ismi Eğin, yeni ismi Kemaliye. İşimiz marketçilik, marketimiz var. Oğlum çalışıyor, ben de yardım ediyorum. Yaşantımızda işte bu evimiz böyle ahşap bir bina. Babadan kalma değil, ben kendim aldım ama hemen hemen 40 senedir işte bu evin içinde yaşıyoruz. Bu bina ortalama 150 senelik var. Alt kısımlar işte taş duvarla örülü, 1 metre kalınlığında falan var. Üst kısmı taş duvardan sonra kerpiç yapılmış. Kerpiçin üzerine ahşap kablama yapılmış. En üstünde de dam diyoruz. Bazı yerlerde yetme falan diyorlar buna ama bizde dam derler ekseri. İki tane dam var. Bir alt dam, üçüncü kattan dama geçiyorsun. Bir de en üstte bir dam var. Fakat biz bunları sonradan işte bu kardan, yağmurdan korunması için saç, çinko kaplama yaptırdık üstlerine. İyi de oldu, biz rahat ediyoruz ama bir yerde sıhhatli değil yani. Orijinali işte dam dediğimiz bu döşemelerin üstüne bir sıra mertek denilen bir ağaçlar var. Onları dizerler. Merteklerin üzerine yaş kuru diye, yarısı yaş, yarısı kuru. Onun için yaş kuru diyorlar. Gavcin diye bir toprak vardır. O toprağı sererler. Lo dediğimiz büyük taş, yuvarlak taşlarla loğlarlar. Onu loğlamak şey için, yani sertlenmesi için toprağı. Ve onun üstünde rıhtım yaparlar. Yağmur yağdığı zaman gene o loğu çekilir. Ki hani bassın da yağmur aşağıya akmasın. Suyun oluğu var, oluktan akar gider. En kenarlara da sokma dediğimiz çıkmalar vardır. O çıkmalar yapılır. Ağaçtan korunması için süvünk derler en kenarlara. Hani çoluk çocuk gidip de hani boşluktan aşağı düşmesin diye kenarlara da koruma yaparlarmış. Bu ev 5 kat. En aşağı katını o zaman yapıldığı zaman ahır diye yapmışlar. Çünkü o zaman araba yok, bir şey yok. Ekseri insanlar atlarla mesela bir yere gittikleri zaman. Biz o hayvanımız olmadığı için ahır kısmını bozduk, soğukluk yaptık. İşte soğukluk diyorlar şimdiki buzhaneler gibi. Bir üst katı, oranın bir üst katı selamlık. Yani işte ağır misafirlerin geldiği zaman eskiden selamlık haramlık dedikleri o. Bayanlar baylar bir arada oturmadığı için diyelim ki benim misafirim geldi, erkek misafirlerim. Orada ağırlarım, gönderirim giderler. Selamlık. Bir üst katı haramlık. Bayanların geldiği bir yer. Kapılarda iki tane tokmak oluyor. İşte bayan misafir geldiği zaman küçük tokmağı dövüyor. İçerideki insanlar anlıyorlar ki gelen bayandır. Bayan açıp karşılıyor. Eğer büyük tokmaksa gelen erkek misafirdir. Erkek karşılıyor, buyurun yapıyor. Bir üçüncü kat da işte evin bir üçüncü katı. O zaman kalabalık ailelermiş. Çoluk çocuğu işte ayrı bir yerde otursun diye mesela bir üst kat yapıyor. Daha bir üst kat da zaten çatı katı. İşte avlumuz var. Yazın ekseri böyle avluda, serin yerlerde otururuz. Kışın da içeride sobalı evlerimiz. Rahatız, güzel. Kışın hiçbir zorluğu olmuyor. Biz seviyoruz. Zaten kaloriferli evlerde biz alışmamışız. Sobamız yanar. Gümbür 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 ısıtır odamızı. Otururuz ama dışarı çıktığın zaman biraz soğuk oluyor tabii. Mutfakta kalorifer yok. Soba da olmadığı için. Bayanlar için biraz zor oluyor ama bizim için rahat. Kaloriferli evler beton evler ekseri. Mesela şimdi biz sigara içmiyoruz ama bir sigara içilse o sigaranın kokusu, dumanı beton evden dışarı çıkmıyor. Ama bizim evlerde ocak yaksan ne kadar duman olursa olsun duvarlar kerpiç olduğu için, toprak sıva olduğu için çekiyor. Döşemeler, hani dediğimiz döşemelerden çekip yukarıya gidiyor. Sıhhatli yani. Beton evlerden çok sıhhatli, rahat.
Eşimle 69'dan beri evliyiz ve mutlu bir ailemiz var. Bu evde oğlum, gelinim, iki torunum, eşim, hep birlikte yaşıyoruz. Evlendiğim seneler kayınvalidemle oturuyordum. Eltimler vardı orta katta. Onlar orta katta, biz üst katta. Onlar da bir oğlu, bir kızı vardı. Eşiyle birlikte. Daha sonra evi bize alınca onlar başka eve taşındılar. 24 sene birlikte oturduk eltimle. Evimiz çok kullanışlı, rahat. Kışın biraz tabii soba sorunu oluyor ama gene de bir odayı yakıp ısıtıyoruz rahatça. Ne bileyim, yemeğimizi pişiriyoruz. Kuzinesinde pastamızı, böreğimizi, patates atıyoruz. Kışın sıcacık odada mesela turşularla birlikte yiyoruz. Çok iyi yani, iyi geçiyor günlerimiz. Evimizi çok seviyoruz. Sevdiğim için de yani hiç düşünmüyorum beton binayı. Vallahi belki rahat olabilir ama ben sıkılıyorum beton binada. Hiçbir özelliği yok. Duvar sana bakıyor, sen de duvara. Başka bir özelliği yok beton binanın. Ama bizim evlerde olduğumuz zaman içimiz açılıyor. Bir çiçekliğine bakıyorsun, bir lambalığına bakıyorsun. Ne bileyim, çok iyi yani. Bahçelerimiz var mesela, meyveleri var, eriği var. İlkbaharda erik oluyor, can erik dediğimiz. Daha şimdiden bozulmaya başlamış, buruşmuşlar. Ondan sonra zaman zaman başka meyveler de oluşmaya başlıyor. Elması oluyor, armut, işte aklına ne gelse, kirazı, üzümü, her türlü meyvesi oluyor. Dut oluyor, cevizi var. Ceviz sonbaharda oluyor zaten. Onları çırpıyoruz, topluyoruz, kurutuyoruz. Kurutmadan koduğun zaman bozulur. Evlerimiz dam olan yerde kurutuyoruz bu yaptıklarımızı. Ve de küflenme olayı olmuyor. Derin derelerin serin köşesi, kırıldı gönlümün billur şişesi. Duydum ki olmuşsun Mısır paşası, neyleyim gençliğim geçtikten sonra. Koçana söyleyin bu yıl akmasın. Akıp akıp yüreğimi yakmasın. Söyleyin nazlı yere, bu yıl da gelemem. Gelemem, yola bakmasın. İşte evlerimizin bir de mesela şey derler, çıkmalara. Mesela çıkma dediğimiz, birinci katın üzerinden 2-3 metre ileriye ikinci kat çıkıyor. Mağ diyorlar buna. Ama Türkçe mi? Yoksa Ermenilerden kalma bir söz mü bilmiyorum. İşte hani derler 3 mağ anına, 4 mağ anına diye. Ekseri ahşap. Yani kaplamalar da ahşap. Kerpiçin üzerine yapılmış. Şimdi şu bu andaki yaşantımız, mesela en aşağı kattaki katımız, odamız, mutfağı, tuvaleti, banyosu, odası, her şeysi var. Diyelim ki bir misafir geldiği zaman orada ağırlarız. Rahat eder misafir. Biz de ikinci katta hanımla beraber mesela kalıyoruz. Oğlum da torunlarımla beraber gelinin üçüncü kattalar. Onlar orada kalırlar. Yemeğimizi beraber yeriz. Yemeklerimiz ekseri biz tüpte falan değil de ocakta yaparız. Daha güzel oluyor. Ateşte yapılan yemekler. Lezzetli oluyor, temiz oluyor, güzel oluyor. Böyle güzel yaşandım. Suyumuz bol, avlumuzdan suyumuz geçer. Rahatız, çok güzel. Misafir olarak yaz ayında 100 kişi gelse misafir edebilir. Ama kış aylarında biraz daha zor oluyor. Çünkü odalar, kaç tane oda var? 9 tane odamız var. 3'er kişi kalsa 3 kere 9, 27, 30 kişi, 40 kişiyi de kış aylarında rahat edebilecek şekilde misafir edebiliriz. Ama yazın nerede olsa rahat ediyor.